saray yönetiminin ülkemizi içine sürüklediği karanlık bir dönemden geçiyoruz. Demokrasinin, demokrasinin askıya alınmasından, yaşanan ağır ekonomik buhrana, liyakatin terk edildiği devlet yönetiminden düzensiz göçe, eğitimden dış politikaya kadar bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Bu sorunların yarattığı ekonomik ve toplumsal yıkımın sorumlusu Erdoğan'dır. Biz inançla ve azimle bu sorunları aşmaya kararlıyız. Unutulmamalıdır ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla özdeşleşmiş saray yönetiminin 100. yaşının arifesinde olan cumhuriyetimizi içine sürüklediği karanlık dönem sona eriyor. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracak, saray iktidarının bizzat sorumlusu olduğu ağır ekonomik buhranı kalıcı olarak ortadan kaldıracak, yaşamın her alanında hakkı, hukuku ve adaleti tesis edecek, barışı, huzuru ve kardeşliği egemen kılacak olan bu süreç, toplumun farklı siyasal kesimlerinin ön yargısız birliktelik birliktelikleriyle hedefine doğru ilerliyor. Gelmekte olanı artık saray da görüyor. O neden nedir ki saray, endişeli, hırçın ve gelecek kaygısı taşıyor. Biz bunun farkındayız. Partimizin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sarayın talimatıyla verilen mahkumiyet kararı, gezi kararı ve diğer tüm hukuksuzluklar tek adam rejiminin sandık korkusundan kaynaklanmaktadır. Partimizin İstanbul İl Başkanı'nın uğradığı haksızlığın muhatabı sadece partimiz değil, demokrasi özlemi içinde olan tüm Türkiye'dir. Koltuğunu korumak ve iktidarını sürdürmek için mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden, mede tumanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Halkımızın şunu çok iyi bilmesini isteriz. Her türlü karanlık odağa, mafyaya, çetelere, paramiliter yapılara karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu karanlık düzeni demokratik yollarla değiştireceğiz. Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız. Halkımızla beraber otoriter saray yönetimine sandıkta son vereceğiz. Öte yandan ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç iki yıl içerisinde Barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz. Sığınmacıların ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz. Siyasi ve ekonomik tercihlerimizi beşli çeteden, çetelerden değil, halktan yana kullanacağız. Artık miadını doldurmuş neoliberalizmin yerine hak temelli sosyal devleti inşa edeceğiz. Sarayın bile isteye bozduğu düzeni biz değiştireceğiz. Milletimizin uğradığı zararları biz telafi edeceğiz. Liyakatli kadrolarla halkın sorunlarının çözüme kavuştuğu bir düzeni kuracağız. Partimizin üstlendiği tarihsel görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. 84 milyon yurttaşımıza bir kez daha söz veriyoruz adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye'ye getireceğiz. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi büyütmek için 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da saat 18'de Maltepe Meydanı'nda yapacağımız Milletin Sesi mitingimizde milletimizde bir kez daha buluşuyoruz. Tek adam rejiminin mağdur ettiği, hakkı hukuku yok sayılan tüm vatandaşlarımızı yaşamları ve hakları için mücadele veren kadınları, bu acımasız torpil düzeniyle geleceği çalınan bütün gençleri, asgari ücrete ve güvencesizliğe mahkum edilen emekçilerimizi, işsizliğe mahkum edilenleri, emeklilikte yaşa takılanları, hakları verilmeyen tüm emeklilerimizi, yasal hakkı bütçeden ödenmeyen çiftçilerimizi, borca batırılmış olan esnafımızı ve üreticimizi, saray mamulü hayat pahalılığının ezdiği tüm halkımızı İstanbul'da yapacağımız milletin sesi mitingimizde buluşmaya çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz. Gelecek ilk seçimde bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Teşekkür ediyorum.